Şöyle tabii Türkiye'de siyaseten hiçbir şeyi kalmamış bir partiyle karşı karşıyayız. Bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Ekonomi bitmiş durumda. Türkiye'nin her tarafından pislik fışkırıyor. Milletvekillerinin, bürokratların isminin karıştığı büyük yolsuzluklar, büyük pislikler var. Türkiye'de hangi taşı altından kaldırsanız adeta pislik akıyor. Bunlar var Türkiye'nin geçeceği bunlar. Türkiye'de maalesef hiç kimsenin umudu artık AKP değil. Bir gerginlik politikası izleyerek, suçlayarak, hakaret ederek tekrar kendini var etmeye çalışan bir siyasete karşı karşıyayız. Genel Başkanımız dün gereken cevabı verdi. Bizim buraya Elazığ'a gelişimiz önemli. Grubumuzla geldik biliyorsunuz. Ayrıca buraya bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız okul yapıyor. Bunların konuşulmasını isteriz. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Artık onların gerçek yüzleri ortaya çıktı. AKP il başkanı da bu işleri yapanlar da bilsinler ki bizden onlara verecek hiçbir malzeme yok. Onlar gerginliklerini yapmaya devam etsinler. Onlar kendi pisliklerinde, kendi saygısızlıklarında, kendi ahlaksızlıklarında boğulmaya devam etsinler. Biz yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Biz bugün Elazığ'a geldik. Kimseyi ayırmadan toplumun bütün kesimleriyle kucaklaşmaya çalışıyoruz. Bütün toplumla bir arada olmaya çalışıyoruz. Kimse bu memlekette yaşayan hiç kimse bizim düşmanımız değil. Onlar birilerini düşman görebilir ama o düşman gören anlayışla bu topraklardan kovacağız. Bu düşünceyi de burada hep beraber bütün Elazığ'da, bütün Türkiye olarak birliklerimizi sağlayarak bu hakaret içeren, gerginlik içeren, insanları ötekileştiren uygulamalara son vereceğiz. Artmaması mümkün değil. Yani bazen anket manket diyorlar. Ben şimdi 2018'deki AK Parti'nin durumuyla şimdiki durumu karşılaştırın. 2018'deki ekonomiyle şimdiki ekonomiyi karşılaştırın. Hiç kuşkusuz 2018'den çok daha kötü bir ekonomiyle, 2018'den çok daha oyunu azaltmış bir AK Parti ile karşı karşıyayız. Ama ona karşılık 2018'den beri Türkiye'nin politikalarını belirleyen, gündemini belirleyen, bir taraftan helalleşmeyi yapan, diğer taraftan toplumun bütün geniş kesimlerinin sorunlarına odaklanan ve o sorunları çözen bir siyasi parti var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Her gün sokaklarda 2018'den daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin her yanında oylarımızın arttığını çıplak gözle görebiliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki yapılan ve fiili olarak hayata geçirilen billboardlardaki tablo aslında ne kadar ayrıştırdıklarının çok net göstergesi. Oysa bu topraklar, kadim topraklar hep kardeşlik, hep dostluk üzerine kurulu yüzyıllar boyunca yaşadı. Dolayısıyla özellikle de iktidar olan bir partinin temsilcilerinin, yetkililerin bunu yapması halkı bölmek anlamına geliyor. Meşru olan bir partinin, kurucu partinin hedef gösterilmesi, Atatürk'ün olan bir partinin hedef gösterilmesi de zaten kabul edilir bir şey değil. Ama kendilerine verilecek cevap aslında halk tarafından veriliyor. Bunu hepimiz göreceğiz, görüyoruz zaman zaman ve sonucuna da varacağız. Bu noktada bizim sadece söyleyeceğimiz, biz her şeye rağmen yolumuzda doğru, düzgün yürüyüp kucaklaşacağız bu halkla. Bölmeyecek, birleştireceğiz. Bölmeyecek, kardeşleştireceğiz. Çünkü bu topraklarda yıllarca kız alıp kız verildi. Dolayısıyla bu ülkedeki iklimi bozmaları mümkün değil. Ne kadar çabalarsa çabalasınlar. Geliyor gelmekte olan ve bu ülke nefes alacak. Ve bu ülkede insanlar huzur, barış, mutluluk içinde yaşayacak.